Haber Ekonomisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Sarpan Uzunoğlu. MedyaPot'a üzerinden yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, bu programı ve MedyaPot'a üzerinden yayın yapan diğer programları desteklemek için patreon.com medyapot adresine gidip bizi aylık olarak destekleyebilirsiniz. Burada e, aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda farklı insan üretim yapıyor. Ve e, tabii ki internet sadece TTNET faturasını ödediğinizde veya Super Online faturasını ödediğinizde karşılığınızı verdiğiniz hizmetlerle dolu bir alan değil. Siz daha az gözetlediğimiz, sizin verilerinizden daha az para oluşturduğumuz, e, doğrudan hizmet karşılığı ödeme yaptığınız bir modeli biz de arzu ediyoruz. Bu da ancak şimdilik en azından e, Patreon gibi ağlar aracılığıyla bizi desteklemeniz de mümkün. Haber ekonomisinin bir 10. bölümünde... Sizle ilgili bir şey konuşacağız. Nasıl yani? Kitle ile ilgili. Kitle ne yapıyor? Kitle haberi nasıl paylaşıyor? Nasıl kendi arasında pas taşıyor? Bu alana Dark Social deniyor. Dark Social terimi, pazarlamacılar ve arama motoru optimizasyonu uzmanları tarafından izlenmesi zor olan web sitesi yönlendirmelerini tanımlamak için ilk olarak kullanılan bir terim. İlk kullanan kişi ise The Atlantic'teki yazılırları tanıdığımız, biraz tekno-optimist bir eleman olan Alexis S. Madrigal. Magic o dönem e, analitik firması Chartbeat tarafından yayınlanan istatistiklere dayanarak bir yazı yazıyor ve e, Atlantik'te yayınlanan yazı da yani Atlantik'in trafiği üzerine e, bir yazı bu dönem o dönemki trafiğin 2012'den bahsediyoruz 56.5'inin karanlık referans noktalarından geldiğini söylüyor karanlık referans noktaları yani bu nedir bu karanlık referans noktaları şey mi Kurtlar Vadisindeki o gizli konsey mi hayır değil karanlık karanlık referans noktaları benim de arkadaşlarımla bu podcast'ı paylaşmak için ilk olarak linkini atacağım. Whatsapp, Telegram, Signal ve benzeri alanlarda gruplar aslında veya Facebook Messenger'da yaptığımız sohbet. Tabi aslında bu karanlık referans noktaları kişisel iletişimin gizliliği bağlamında bir nevi kutsalımız bizim. Yani birine attığımız bir e-posta, Whatsapp'tan, Facebook'tan vesaire yolladığımız mesaj bunun içerisine giriyor. Ama tabi insanlar merak ediyor. Haber merkezlerindekiler, haber organizasyonlarının başındaki insanlar ulan bu insanlar ne paylaşıyor sorusunu soruyorlar. Ve zaten e, 2018'in en önemli dijital haber raporlarından biri olan hatta her sene dijital haber alanında en önemli rapor olan Reuters dijital haber raporu e, bugün dünyada Whatsapp ve benzeri işte Facebook Messenger gibi alanlarda yapılan haber paylaşımının ana haber paylaşım tipi haline geldiğini söylüyor. Gerçekten de, e, angajmanlara baktığınızda, yani işte insanların içeriklerinize nasıl eriştiğine baktığınızda gördüğünüz şey şu: bir nereden geldiği belli olmayan bir şey var. İşte o, o dark social'dan gelen trafik ve insanlar bunu belirli nedenlerle paylaşıyorlar. Programın boyunca bunu zaten konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey var: e, otoriterleşme, e, ifade özgürlüğündeki kısıtlar vesaire gerçekten dark social alanını coşturuyor, orayı be e, bayağı bir şey yapıyor, hareketlendiriyor. Smart Insights'ta yayınlanan bir makale var o makaleye göre 2018 Temmuz itibariyle dark social olarak tabir edilen e, alanda oluşan yani oradan gelen trafik Facebook temelli paylaşımlar etrafında gelen trafiği aşmış. Yine Ali Erkut'un web sitesinde yani blogundaki e, bir yazıya baktım. Orada da 2016'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre dark social'da yapılan paylaşımların %62'si mobil cihazlardan geliyormuş. Bir masaüstü cihazlardan gelen ziyaretçi oranı 2014'te %47 iken 2016'da %38'e gerilemiş. Şimdi nasıl? Yani şimdi şimdi nereye düşmüştür ama önemli olan şu. Yani mobil kullanım arttıkça, mobil haber kullanımı arttıkça, mobil içerik tüketim arttıkça dark social büyüyor. Yani kendi bakış açınızdan yani kendi tüketim pratiğinizden burada yola çıkın. Tabi hepimiz aslında kurumlarımız için medya stratejileri belirlerken Twitter, Facebook ve Instagram gibi alanlarda hesap açmayı yeterli buluyoruz. Yani işte sosyal medyacıyı işe alıyorsun adama diyorsun ki işte Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn tamam kardeşim iş sendir. Hayır öyle bir şey yok. Ya yani bu bunlarla bunlarla yürümüyor bu iş. Yani mesela biz de Nilsep Twitter'da böyle bir hata yaptık mesela. Hayır bundan sonra böyle olmayacak bir şeyleri değiştirmeye çalışacağız. Ama kendi paylaşımı alırız. Whatsapp'ta içeriklerimizi ya da beğendiklerimizi özel olarak paylaştığımız insanlar aslında webte bir içeriğin kaderini belirliyor. İşte bu virallerin vesaire oluşmasına neden oluyor. Şimdi Dark Social bizim e, camia için, işte gazeteciler için neden çok önemli? Birinci neden şu. Günümüzde sosyal medya içeri, içeri, üzerinden içeriğini okur ulaştırmaya çalışanların önünde çok sayıda engel var. Hem ortada bir oligopol var işte Facebook Twitter durmadan algoritmalarla oynuyorlar. Haber organizasyonları işte Snapchat'ten çekilmişler en son bir kısmı. Zaten Facebook'a olan güven yerlerde. Böyle bir sürü durum var. İkincisi de haber kamu faydası gören güten bir şey değil mi? Yani sonuç itibariyle kamuya fayda yaratmak, hakikati güçlendirmek, işte otoriterlerle mücadele etmek, işte markaların her istediği yalanı satmamasını sağlamak vesaire. Aslında haber bununla ilgili. Yani propaganda değil Türkiye'deki gibi. Fakat e, değişen politik iklim nedeniyle vesaire derken insanlar bu haberi nasıl alacaklar, nasıl paylaşacaklar sorusu soru ortaya çıkmıştı zaten. Yani işte en son polis insanları durdurup sokakta Whatsapp'ta ne yazıyorlar diye bakıyor Türkiye'de ama bir aralar Aslına bakarsanız yani Dark Social'daki büyümenin nedenlerini de biraz da buraya bağlayabiliriz. Biraz da elbette algoritmaların işlemediğini kullanıcı düzeyinde de artık tecrübe edebilmemiz veya görebilmemizle ilgili bu olan bir tane. Şimdi Dark Social gazeteciler için neden önemli sorusunu cevapladık. Dark Social'da paylaşımlar neden sürekli artmakta? Şimdi bununla ilgili bir e, taze akademik çalışma var. E, Svart e, Petters ve Bruersma isimli üç akademisyenin Shedding Light on the Dark Social, The Connective Role of News and Journalism in Social Media Communities isimli Limit and Society'de yayınlanmış bir çalışma. Çalışmanın temel sebebi şu insanlar niye Dark Social'da paylaşım yapıyor? niye her yerde paylaşım yapmıyorlar, işte Dark Social'daki genel paylaşım paternleri neler gibi sorular sormuşlar. Araştırmacılara göre Dark Social'ın bu kadar önemli olması bireyler için hala toplulukların ve güvendikleri kişilerin ve verdikleri bilginin değerine dayanıyor. Çalışmaya göre insanlar WhatsApp ya da Messenger gruplarında bir meseleyi tartışırken herhangi bir platformda hissetmeleri zor olan güven ve onaylanma duygusunu hissediyorlarmış. Bu ise yalnızca bireysel olarak bu sürecin anlaşılamayacağı, aynı zamanda bu tür grup şeklinde tartışmanın toplumsal bir süreç olduğu sonucuna bağlanabilir aslında gruplar ve onları bir araya getiren neden ve yani bunların e, insanların ne, kadar güçlü hissettirdiği ne dair faktörler aslında burada konuşmamız gereken şeyler. Yani etkileşim ve hareketlilik neden doğuyor? İnsanlar niye bu etkileşim ve hareketliliğe neden, e, ihtiyaç duyuyor? Buna bakmamız lazım. Yani mesele sadece bir kişisel WhatsApp, işte kişiler arası WhatsApp grubu kurmak vesaire değil. Hangi grubu kurdunuz, kimlerle kurdunuz ve bu ihtiyacı nasıl ortaya çıktı? tabi o hani siz de mesela yayıncı olarak bu alana girerseniz yani nasıl bir grup kuracağınız, ne amaçlı o insanları bir yere getireceğiniz burada aslında öyle çıkıyor. Gruplar ve cemiyetler bağlamında düşünce de yani Dark Social'ın aslında Marshall McLuhan'ın e, bu tarihe ilişkin yeniden kabileleşme tezi benim aklıma geliyor. Zaten bu echo chamber'lar yani işte Young odaları vesaire gibi meselelerle de birlikte düşününce aslında McLuhan'ın ne kadar haklı çıktığını görürüz. Yani tekrar bir kabileleşme dönemindeyiz. Küçücük WhatsApp gruplarına sıkıştırdık haber tüketimi üretim alışkanlıklarımızı birbirimize benzeyen insanlarla güzel güzel konuşuyoruz birbirimize güzel güzel gaz veriyoruz. Ben bu konuyla ilgili grup polarizasyonunun temel bir çalışma yapmıştım. İki sözlükte e, Mehmet Pişkin'in intiharının ardından aslında grup polarizasyonu çok sevdiğim konseptlerden biri. yani üzerine çalışmaya aslında yani e, post-truth'un da de vesaire çok yararlandığı bir dinamik aslında belki onunla ilgili ayrı bir program yapmak lazım. Dönelim Dark Social'a hükmedebilir mi gazeteciler? Yani kısaca söylemek gerekirse tabi edemezler. Kolay değil. Ama ne yapabilirim? Ama bu konuda bazı önerilerde bulunabilirim. Yani nasıl ki kahvedeki adamın senin haberinle ilgili ne düşüneceğini veya haberi okuyup okumayacağına karar veremiyorsun. 90'ları yaşayanlar bilirler işte bu spor gazetelerinde böyle küçük küçük erotik reklamlar olurdu. Biraz da yani bazıları onun için alırdı gazeteleri işte yine aynı şekilde işte insanlar niye o dönemde işte tabloid gazetelerini alıyordu vesaire. Herkesin gazete alma, gazete okuma amacı farklı. Onu kontrol edemiyorsunuz. Veya bir haberi baskısına gösterme amacı farklı. Yani siz muhteşem bir köşe yazarsınız. Adam gazetedeki fotoğrafınız aha tipe bak diye yanındakine gösterir. Yani bunu engelleyemezsiniz ama yani kime ulaşabileceğiniz veya ulaşabileceğiniz insan sayısını artırmak için birkaç taktik verebiliriz. Teknik olarak Dark Social bu Twitter ve Facebook nesli demokratik değişme rüzgarlarının ve habermesinin kamusal alan teorisinin yeni medyalarının uyarlamasının ne kadar erkenci yaklaşımlar olduğunu gösterdi bize. Kamusal tartışmanın bir şekilde çöktüğüne, fikirlerin kamusallaşmasından ziyade yeni tür okurum fikirlerinin onaylanmasına ve güçlenmesine dair arzusunun sonucu aslında Dark Social. Yani ortada şöyle bir şey yok. Dark Social geldi. işte artık daha demokratik, daha böyle yerden, daha detay vesaire. Hayır öyle bir şey değil yani. insanlar artık birbirini dinlemeyi reddetti. Yeni bir çağ içerisindeyiz. Yahut işte insanlar gözetlenmek istemiyorlar konuşurken. O kamusallık şeyi yerine başka bir şeye bıraktı. Biz de buna adapte olmamız lazım. Nasıl? İşte Kick Messenger, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger gibi alanlarda botlarla vesaire çalışacağız. Varsa Artificial Intelligence'a yeteneğimiz yani bu alanda küçük yazılımlarla küçük botlar üretme yazılımımız çok mantıklı. İşte Quartz'ın yaptığı gibi bir app üretebilirsiniz bot şeklinde. Google zaten News alanını yakın zamanda bence özellikle Google News botuyla işte Apple yine Apple News'e bağlanan serisiyle vesaire çok rahat domine edebilir. da işte Alexa ile zaten bu tarz işler yapmaya çalışıyor. Tabi düşük bütçeli haber organizasyonları için bu alanda rekabet etmek çok da kolay değil ama bedava bir sürü ders var. Hızla bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani Twitter ve benzeri alanlarda gazeteci olarak yaptığınızda hoş karşılanacak böyle marka işbirlikleri falan filan bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela teknoloji gazetecisiyseniz işte bir teknoloji markasıyla anlaşıp onların tanıtımını yapabilirsiniz. Küçük indirim çekleri vesaire dağıtabilirsiniz. İşte oyun yazıyorsanız Steam'den indirim çeki, moda yazarıysanız ne bileyim bir indirimle ilgili haber vermek falan gibi insanları küçükten yakalayacak işler de yapabilirsiniz. Yani insanların sizi sevmesi, içeriğinizi okuması kadar önemli ne yazık ki bu dönemde. İşte çünkü gazeteci bir marka. Ee, hazır yeri gelmişken BBC Akademi'nin Dark Social özel bölümü var. Onu önereyim bitirmeden önce. Ya işte başka bir podcast önermiş oluyorum ama bu sefer dışarıdan genellikle ağ içerisinden podcast öneriyordum. Whatsapp'tan kendi yayın grubunuzu oluşturmak veya Telegram'da yayın grubu oluşturmak da mümkün. Zaten Nipsap Turkey'de bu iki meselenin de nasıl ele alındığını, nasıl grup oluşturabileceğini falan anlatan içerikler yapacağız. Bugünlük benden bu kadar. Haber ekonomisinin 10. bölümü oldu. İşte daha önceki video bölümleri de sayarsak aslında 14. bölüm ama tabii Mediapod'a üzerinde bu podcast mantığıyla 10. bölüm. Dinleyenlere teşekkürler tekrar. Dediğim gibi Mediapod.com Patreon adından yani adresinden mutlaka destekleyin Medyapod'u. Çünkü yani freelance olarak çalışan çok sayıda gazeteci var. Bu arada içerik üreten yani ben kendi bir istemiyorum. Ben maaşımı çalışan <laughs> düşündüğünüzde. Ee, ama bu tarz işler çok ciddi gönüllü emeğe dayanıyor. Gönüllü emek diye bir şey yok yani. O bildiğiniz emek sömürüsüne dönüşüyor günün sonunda. Bu da zaten haber ekonomisinin bir program olarak yola çıkış felsefesine aykırı. Biz Medyapod'u kendine yeten bir model yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Medyapod'a ondan niye önersem? sevgili arkadaşlarım İlkan ve Emre'nin Shortcast'ini önereyim. Yani gerçekten güzel. Ben zevk alarak dinlediğim programlardan biri. Yine aynı şekilde e, anlatsam roman olur önermek istiyorum. Çünkü daha değişiklik orada ilginç bir şey yapıyor. TBT diye bir bölüm var işte. Duvarda yaptığı söyleşilerin o sesli halleri. Tekst aslında ne kadar çok değerden kaybettiriyor. Ses ne kadar kuvvetli bir şey insan onu anlıyor. Yani bir insanın e, metine dökülmüş cümlesiyle sesle aktardı arasında. Öyle büyük bir anlam farkı var ki onu görüyorsunuz. Bizi dinlediğiniz için, daha doğrusu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haber ekonomisi sona erdi. Ben Sarp Onuzunoğlu. İyi günler.